Buyur buradan ya. Sana diyorum İpek Hanım. Bu yüzük sende ne arıyor? Şey... Ben... Evet İpek. Sen? Ben... Yerde buldum ben onu. Tahmin etmeliydim bunun böyle olacağını. Oh be Keriman. Demeye dilim varmıyor ki. Senin marifetin değil mi bu? Allah kuru iftiradan saklasın abi. Günahımı alıyorsun. Ben seni bilirim. O yüzük kitaplığımda raftaydı. Düşecek kaybolacak yerde değildi. Anısına hürmeten saklamıştım oraya. Karıştırmadan bulması imkansız. Vallahi günahımı alıyorsun abi. Teessüf ederim. Ben ne senin odanı karıştırdım ne de başka bir şey. Şu ellerimin haline bak ellerimin. Çamaşır suyundan, deterjandan harap olmuşsun, para gibi olmuş. Bu ellere özellikle yüzük mü çalıp takacağım ben? Ha? Bak, kendi ağzımla söyledim. Her gün temizlik yapıyorum. Senin o odanın temizliği paklayacağım derken yanlışlıkla düşmüş demek ki yere. Tek kelime etme abi. Ağzını açıp tek kelime etme. Vallahi canımdan bezdim ya. Yeter artık. Kısacağım vallahi sana. Biz de biliriz böyle ince ince kelimelerle can yakmayı. Lakin kıyılıyoruz ama kıyamıyoruz sevdiklerimizi. Galiba üzerine fazla gittim. Ben... Yalnız sen bahsedeceksin. Beni ayakta tutan bir tek sen varsın. Sen de benim için imkansız. Ağzımızın tadıyla olsun inşallah. Vallahi Keriman Sultan döktürmüşsün yine. Ellerine sağlık. Afiyet bal şeker olsun çocuğum. Allah kadir kıymet bilenlerden razı olsun.
Oğlum, sofra adabı diye bir şey var. Yemek yiyoruz. Şimdi onun sırası mı? Kim o densiz? Ya önemli bir şey değil amca. Her yerden mesaj atıp duruyorlar. Temizlik şirketi reklamı. Ya dondurma almıştım, buzluğa atmayı unuttum. Neyse, ben alıp getireyim de yemekten sonra tatlı tatlı yiyelim. Zehir gibi diller olunca tatlıya ne hacet? Allah. Sakarlığım tuttu yine. Müsaadenizle bey tok açar. Al şunu kurula üstüne. Peçete kesmez amca. Ben içeride halledeyim geleyim. Ne iş çevirdiğinizi bir anlasam. Sofrada huzur kalmayınca fırsatı bulan kaçıyor. Çocukların yanında yapma böyle. Ağzımı açmayayım diyorum ama hiç susmuyorsun mübarek. Sen çoluk çocuğun önünde beni azarla, rezil et. Ondan sonra Kerman sussun. Yok öyle yağma. Hay aksi. Ben temizini alıp geleyim. Oğlanın yanında yakışıksız oldu bu durum. Tamam, evladımız ama misafir sonuç itibariyle. Yok. Onu düşünmeye, ona karşı bir şey hissetmeye hakkım yok. Kendini kandırmaya içirim. Kül kedisi sadece masallardı. Unutma. Topla kendini içirim. Kendine gel. Sarıldı. Ya giderse? Emre düşünme bunları ya. Yani gerçekten saçmalıyorsun Emre. O hiçbir yere gitmeyecek. Bak göreceksin, her şey çok güzel olacak. Efendim Ferit? Aramışsın. Toplantıdaydım, açamadım. Evet, bir an önce Nazım Bey'in avukatıyla görüşmeni istiyorum. Yeliz'in hisse devri işlemi sabah erkenden halledilsin. Tamam, zaten birkaç güne çözecektik. Emre, bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Yani bu işin uzamasını istemiyorum. Yeliz'in daha fazla mağdur olmasına izin veremem. Anladım. O zaman sabah Kerem Bey'le birlikte imzaları tamamlamak için geliriz. Tamam, teşekkür ederim. Hadi iyi geceler. Kardeşmiş. İkimiz bir arada büyüsün istedin ha. Sen ona canım kızım derken dizine oturtup saçlarını okşarken ben ne hissettim? Ben ne hissettim? Senin umrunda değildi ya. Güzel bir ailem olsun diye hayal kurdum hep. Çocuk kalbim nasıl parçalandı? Ben sana anneme,
teyzeme biraz sevgi, biraz merhamet dilenen gözlerle baktım. Sen benim gözlerimin içine bakıp kızım demeye cesaret edemedin ya. Öyle mi? Eminim bu mektubu yazarken çok duygusallaşmışsındır. Belki gözünden yaşlar bile süzülmüştür. Pişman olmuşsundur. Keşke demişsindir ya. Keşke böyle olmasaydı. Keşke kızımı, göğsümü gere gere sarılabilseydim demişsindir. Keşke ya. Ama sen ne yaptın? Sen benim öksüzüm, yetimliğinin bedelini parayla pulla ödemeye kalktın. Böylece benden af dilemiş oldun, öyle mi? Asla. Asla, asla affetmeyeceğim seni. Asla, asla, asla. Nefret ediyorum. Senden de, Aliye teyzemden de, annemden de, hepinizden nefret ediyorum. Madem bütün hayatım yalanmış, ben de kendi hikayemi en baştan kendi ellerimle yazarım. Şimdi bedel ödeme sırası sizde. Hepinizden intiharımı alacağım. Hepiniz çok pişman olacaksınız. Hepinizden. Bir işi beceremedin. Senin yüzünden gitti yüzük. Bilerek mi yaptım sanki? Beni karıştırmayıp kendin satsaydın. Çok biliyorsun ya. Çok konuşma. Madem yüzük işi patladı, o zaman bana para bulacaksın. Pardon, para mı bulacağım? Saçmalamam. Ben anlamam. O para öyle ya da böyle bulunacak. Hem de acil. Böbreğini mi satıyorsun? Bankamı soyuyorsun, beni ilgilendirmez. Kaptırmasaydın yüzü. Hiç boşuna heveslenme. Kendin ne yapıyorsan yap, ben sana para falan bulamam. Hararetli sohbetle mi kurutmaya çalışıyorsunuz pantolonu? Merak ettim. Neymiş İpek'in bulamayacağı şey? Gitmeyeceksin değil mi? Ben de seni çok seviyorum canım için.
Ne yapacağım ben? Nasıl başaracağım ondan uzak durmayı? Cevap versenize arkadaşlar. Ya birader, bugün sakarlık bana huy oldu. Islak pantolon yetmez gibi bir de gömleği batırdık. Ben bir elimi yıkayıp geleceğim. Senin teşrifin neye borçluyuz? Çatala. Düşürmüşüm de. Yenisini alayım dedim. Ben nereden bulacağım bu kadar parayı? Kemiği yok işte. Olmayacak yerde boş lakırtı yaptık. Yaşar şaşar. Bugün de size denk geldik. Kusura bakmayın. Sorun değil amca ya. Sen de kusura bakma Keriman. Olur öyle şeyler abi. Aile arasında olur. Geçti gitti. Ağzın bağlıyız. Ne güzel söyledin. Biz bir aileyiz. Sevgi dolu bir aile olduk şükürler olsun. Birlikteliğin gücünü kimse yenememiş. Birlik, bir olmak, tek olmak değildir. Tek yürekte, canı gönülden birlikte yaşamaktır. İpek kız, can kız. Sen de iyi ki geldin. İyi ki çiçek oldun bahçemize. İyi ki evladımız oldun. Temiz kalbinle, dürüstlüğünle bizler için bir armağansın. Tam şu an yer yarılsa da içine girsem keşke. Çok utanıyorum. Nasılsın? Bilmem. Yani nasıl olabilirim ki? Bütün hayatım bir yalan üstüne kuruluymuş. Bildiğim her şey koca bir yalanmış. Kim bilir? Belki varlığım bile yalandır. Yeliz bak, ben... Zorlama kendini. Sahte davranmakta ne kadar güçlük çektiğini en iyi bilen kişi benim. Yeliz lütfen yapma böyle bak. Emre lütfen. Konuşulacak bir şey yok. İzninle. İpek, hem evimize neşe getirdin, hem de Elif'imizin kalbimizdeki acısına bir nebze ilaç oldun. Bazen sana bakınca Elif'i görür gibi oluyorum. Gözleriniz aynı bakıyor sanki. İyilikle parlıyorlar. Güzellik, mertlik taşıyor bakışlarınızdan. Yeter Derviş amca. Yalvarırım sus artık. Dayanamıyorum. Affedersiniz. Ben gidip geleceğim. Müsaadenizle ben şunları götüreyim.
Allah'ım beni affet. Bu güzel yürekli insanlara söylediğim yalanlar için beni affet. Kalbim kavruluyor sanki acıdan. Bu asapla nasıl yaşayacağım ben? İpek? Efendim? Ağlıyor musun sen? Derviş amcanın söyledikleri çok duygulandırdı da tutamadım kendimi. Bak, eğer konuşmak, anlatmak istersen... Konuşacak bir şey yok. Duygulandım sadece. Sadece bu değil. Başka bir şeyler var. Adım gibi eminim bundan. Sendeki gizemi mutlaka çözeceğim. Kuytu koyuna hoş geldin. Otur. Çok yorgunum Meriç. Yok. Çok aşıksın evlat. Günaydın meleğim. Güzel uyuyabildin mi bakalım? Çok güzel uyudum. Sen yanımdasın ya. Biliyor musun? Rüyamda bile senden ayrılmadım. Meleğim benim. Hadi o zaman. Doğru üstümüzü değiştiriyoruz. Sonra da yüzümüzü yıkayıp kahvaltı edelim. Hadi bakalım kalk. Tamam ben kıyafetlerimi alırım. Tamam al prenses. Ne yaptın Ferit? Hallettin mi? Evet evet. Kerem Bey de yoldaymış. Birazdan görüşürüz. Tamam. Tamam görüşürüz. Odasında mı acaba? Gidecek olsa söylerdi. Tosta yiyebilir miyim? Tabii bir tane. Portakal suyu da sıkarız. Baba! Prensesim! Günaydın bir tanem. Günaydın. Günaydın Can. Hanım. Günaydın. Bir tanem. Bugün çok güzel bir sabah değil mi? Evet ama neden biliyor musun? Neden? Çünkü biz Hicran ablamla uyuduk. Öyle mi? Ne güzel. Bir tanem benim üstümü değiştirmem lazım. Sen de ellerini yüzünü yıka tamam mı? Kahvaltı edelim sonra. Hadi bakalım güzellik. Doğru banyoya. Hadi koş bakalım. Koş 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 koş. Kahvaltınızı hazırladım. Yeliz Hanım kahvaltıya gelecek mi? Bilmiyorum. Kendisine sorarsın. Kahvaltınızı isterseniz buraya getirebilirim. Başka bir isteğiniz var mıydı? Gerek yok. Gelirim ben. Zehra, rica etsem bana da bir kahve hazırlar mısın? Çok mu sarsıldınız Aliye teyzeciğim?
aldatırdığınız için. Halbuki ne çok severdiniz rahmetli eşiniz Nazım Bey. Parasını, gücünü, itibarını. Günaydın. Günaydın demek isterdim ama sabaha kadar gözyaşım hiç dinmedi. Bir kahve içmezsem kendime gelemeyecekmişim gibi düşünüyorum. Çok yorgun görünmüyorsun. Makyajın, saçın başın yerinde. Güçlü durmaya çalışıyorum. Ama kolay değil. Nereye? Kahven geliyor. Odama gönderirseniz çok sevinirim. Nasıl ağlamaksa bu. Aliye Hanım, sizin en sevdiğiniz papatyalar var ya, bunlar. Arka bahçede resmen coşmuşlar. Hoşunuza gider diye biraz topladım efendim. Teşekkür ederim. Ne Yeliz, ne Emre, ne öteki, ne Beriki. Kimseye güvenemeyeceğim sanırım. Ha bu arada Ferit Bey gelmiş galiba. Arabasını gördüm de. Lak lak etmeye mi geldin sen Süleyman Efendi? İşin gücün yok mu senin? Var efendim, haklısınız. Papat. Nurten Hanım merhaba, ben rahatsız ediyorum sizi ama efendim şey diyecektim, bu Ferit Bey ile o öbür avukat var ya, o geldi. Ha evet evet. Tamam efendim, teşekkür ederim, estağfurullah, estağfurullah. Sabah güneşimsin be tatlım. Gözlerim aldı da ışığın. Bırak sevzikliği. Ne istiyorsun? Cevabını bildiğin sorular soruyorsun. Düş yakamdan. Ben sana yardım edemem. Yok öyle gitmek. Bu işle beraberiz. Şimdi sen uslu bir kız olacaksın. Ve bana istediğin parayı bulacaksın. Hem de acilen. Ya biraz makul ol. Ben sana nereden nasıl bulayım o parayı? İstediğin 3-5 kuruş değil ki. O parayı toplamama imkan yok biliyorsun. Peki o zaman. Öyle diyorsan. Öyle diyorum. Geriye bir seçenek kalıyor. Neymiş o? Parayı bulmamda bana yardım edeceksin. Tribe girme hemen. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir planım var. Bak kafanda ne geçiyor bilmiyorum ama benden uzak dur. Ben sana ne para bulabilirim ne de yardım edebilirim. İpek. Kaşınma. Yeter ya, bıktım senin bu kuru sık tehditlerinden. Bak, o güzel insanlardan da benden de uzak dur. Kirini onları da bulaştırma. Buyurun Kenan Bey. Devir sözleşmesinin bir örneğini Kerem Bey'e mail attım. İnceledi. Herhangi bir itiraz ya da pürüz yok. İmzayı atabilirsiniz Emre Bey. Emre Bey, devir işlemlerini bugün tamamlayalım demiştiniz. Ama Nurten Hanım gelmeyecek mi? Bundan sonraki görüşmelerde baş başa olacağız. Nurten Hanım temsil yetkisinden feragat etti.
Peki o zaman. Ben imza için kendisini... Ben Nurten Hanım'ın imzasını aldım Kerem Bey. Tasdik için vekaletnamesi bende var. Kendilerini rahatsız etmemize gerek yok. Kabalığımı maruz görün. Ama şaşırmadım desem yalan olur. Niçin? Ben bu sürecin daha sıkıntılı geçeceğini düşünüyordum. Yani taraflar arasında bir anlaşmazlık, çatışma, hak savaşları vesaire. Meslektaşım da bilir, özellikle aile şirketlerinde bu tür krizler çokça yaşanır. Orada da açık bir şekilde irade beyanı ve miras hakkı var. Hal böyleyken konuşup tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Kimsenin hakkına göz dikecek değilim. Gel. Alayım. Zehra, Filiz Hanım'ı buraya çağırır mısın? Tabii efendim. Güney yatağın sol tarafından başladın herhalde. İyi misin? Yok, iyiyim. Geç kaldım da biraz, ondan panik yaptım. Geç kalmadın ki. Ya, kalmamışım. O kadar koşturdum ki. Neyse, yetiştim. Ben bir ocağa bakayım. Hayatım yalanlarla dolu, karma karışık bir yumağa döndü. Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Beni çağırmışsın. Gel Elis. Buyurun Yeliz. Yok, gerek yok. Siz? Merhaba Elis Hanım. Emre, neler oluyor? Nazım Bey'in hisselerine istinaden hakkın olan hisselerin devir sözleşmesini imzalamak gerekiyor. Hakkım olan hisseler, öyle mi? Evet, hakkın olan hisseler. Halamla ben imzaladık. Devirin başlaması için senin de imzalaman gerekiyor. Bundan sonra hisselerin tek yetkilisi sensin. Yeliz Hanım. Şurayı ve şurayı imzalamanız gerekiyor. Biz müsaadenizi rica edelim. Devir gerçekleşir gerçekleşmez ben sana haber vereceğim Emre. Kerem Bey, her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hepimiz için hayırlı olsun. Emre. Neler oluyor? Bu sürecin hızlanmasını istedim Melis. Ama hisselerin oranlarıyla alakalı kafana takılan bir şey varsa... Yeliz. Yeliz. Of. Hangi birine yetişeceğimi şaşırdım vallahi. Ahtapot muyum ya ben? İki elim iki ayağım var. Ah Nedim ablam, ah. Ahtapot mu? Ay, siz miydiniz? Korkuttun beni prenses. Ben de Yeliz Hanım zannettim. Böyle hayalet gibi dolaşıyordu etrafta. Huhu, sana diyorum Hicran. Pardon, kusura bakma, dalmışım. Ne diyordun? Bugün
Bugün konağa hayaletler bastı galiba Melek'ciğim. Yeliz Hanım diyorum. Son meseleler yaşandığından beri hayalet gibi dolaşıyor etrafta diyorum. Senin neyin var? Sen de pek bir hülyalısın bu sabah. Yok bir şeyim. Melih'im tostun kaşarlı mı olsun bir tane? Hemen yaptım. Yok ben yaparım, sen zahmet etme. Yok kız ne olacak, elime mi yapışır? Yeliz Hanım var ya, olaylardan nasıl etkilendiyse bana bile içeri girmedi. Bir tanem, bugün çok güzel bir sabah değil mi? Evet ama neden biliyor musun? Neden? Çünkü biz Hicran ablamla uyuduk. Günaydın Aksoy konağının güzel hanımları. Günaydın. Bir erkek sana iltifat ettiğinde böyle utanma Hicran. Siz kadınların güzelliği utanılsa bir şey değil, aksine gurur duyulası bir hediye hepimize. Hicran bugün deryalara dalmış Burak Bey. Çıkamıyor bir türlü. Abartma Zehra. Az uyudum sadece. Az uyudun diye utanılır mı? Bakıyorum da çok bilmiş günümüzdeyiz bugün. Hadi siz öğretmenin odanıza geçin. Ben kahvaltını hazırlayıp geliyorum. Zehra bana bugün başı kalabalık, yormayalım. Zilin sesini duydum küçük hanım. Doğru odaya. Güzel. Çoluk oynuyorum. Zenginden alıp fakire veriyorum. Anlarsın ya. Ya sen manyak mısın? Çıldırdın mı? Ya illa hapse mi girmek istiyorsun? Hapse girmek eşek cennetine girmekten iyidir. Ama dediklerimi yaparsan ikisine de gerek kalmaz. Ya bırak peşimi. Ben sana yardım falan edemem. Edeceksin. Mecbursun. Ne yapıyorsunuz siz burada? Benim istediklerimin bunlar olduğunu düşünüyorsun sen ya. Bana layık gördüğün bu kadar mı? Eğer hakkın olanı alamadığını düşünüyorsan yani Kerem Bey'le... Haklarım. Benim haklarım öyle mi Emre? Birkaç saçma sapan kağıdın üstüne yazılmış anlamsız rakamlar mı benim payıma düşen? Bana biçilen değer bu işte. Ben bunları istemiyorum Emre. Ben daha fazlasını hak ediyorum. Yeliz biliyorum. Çok zor şeyler yaşıyorsun. Ama güçlü olmak zorundasın. Ya ben mal, mülk, para istemiyorum. Anlatamıyorum sana derdimi. Konak, holding, hiçbirinde gözüm yok benim. Ben aile istiyorum Emre. Ben mutluluk istiyorum, sevgi istiyorum sadece. Duymuyor musunuz arkadaşlar? Dilinizi mi yuttunuz? Şey, Beyto sipariş veriyordu da. Niye kasanın başındasınız o zaman? Ya ben adisyonu yazmak için kalem almaya geldim. Beyto da peşimden geldi işte. Ya öyle işte. Neyse, İpek ben bir çay alayım. Biliyorsun hem paşalısın ben. Hemen getiriyorum.
Sen hiç merak etme. İşinin başına dön. Asayiş Berkem abi burada. İyi. Öyle diyorsan. Ya sen benim başıma iş mi açacaksın? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Öyle kaçıp gitmek yok. Bu işte beraberiz. Hem şahane bir plan var aklımda. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz. İkimiz de ihya olacağız diyorum. Ya istemiyorum. İsteyeceksin. Bana yardım etmeye mecbursun. Ben hep mutlu olmak istedim. Benim dün de, bugün de, yarın da istediğim tek şey mutlu olayım. Mutlu sıcak bir yuvam olsun. İçinde ailem olsun. Kendimi hissettiğim, kendime ait hissettiğim bir ailem. Seninle, teyzemle, Melek'le. Ben bu evde bir ömür mutlu olma hayalleri kurdum hep. Çok muydu benim istediğim ya? Benim herkes gibi mutlu olmaya hakkım yok muydu Emre? Ama anlıyorum ki yokmuş. Benim hayal kurmaya bile hakkım yokmuş Emre. Baksana. Gerçek sandığım dünya bir de yalanlar üstüne kuruluymuş benim. Benim doğru bildiklerim bile yalanmış. Şimdi sen kalkmışsın. Birkaç saçma kağıtla. Holding'le, evle. Daha mutlu olmam gerekiyormuş gibi bakıyorsun. Böyle saçma sapan bakıyorsun bana ya. Emre, ben aile istiyorum. Ben aile istiyorum. Sıcak bir yuvam olsun istiyorum sadece. Sence benim bu saatten sonra para pul umurumda mı? Yeliz bak. Öfkeni, üzüntünü, hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Ama her ne olursa olsun onlar senin hakkın. Bak inan bana, bundan haberim olsaydı emin ol bunu daha erken çözerdim. Elbette çözerdin. Tabii ki çözerdin Emre. Hakkım onu alıp bir an önce hayatınızdan defolup gideyim diye hemen çözerdin. Bunu kastetmediğimi biliyorsun. Burası her zaman senin evinde. Bundan sonra da böyle olacak. Eğer istersen biz buradan çıkabiliriz. Konağı boşaltabilirim. Öyle bakma Elis. Buna hakkın olduğunu biliyorsun. Sana inanamıyorum. Sen yüreğin gibi kulaklarını da mı kapattın bana? Ben sana sabahtan beri ne anlatıyorum? Evde, holdingde, hiçbirinde gözüm yok. Hiçbirini istemiyorum diyorum. Sen niye beni duymuyorsun? Ya içinde sen olmadıktan sonra, Melek olmadıktan sonra ben bu evi ne yapayım evde? Ben aile istiyorum ya. Ben ailemi istiyorum. Benden alınan ailemi istiyorum ya. Elis. Tamam. Tamam, sakin ol. Sakin. Sakin. Sakin ol. Dokuz ayın çarşambası bir araya geldi yemin ederim ya. Şuraya düşüp bayılacağım. Şu tepsiler gece rüyama girecek yemin ederim. Ya herkesin ayrı ayrı kahvaltı isteyeceği tuttu ya. Ali Hanım terasta kahvaltı bekliyor. Tamam tamam, sen sakin ol. Ver bana onu, ben götürürüm. Ay bugün kanatsız melek gibisin ya. Evet, hepsi Ali Hanım'ın değil mi? Yok, bu Emre Bey'in. Çalışma odasına yapacakmış kahvaltısını. Niye bekliyorsun? Eksik bir şey mi var? Yok yok. Ben tamam, ben götürürüm.
itimat etmenin bir faydası yok İpek. İplerin elimde. Benimle işbirliği yapacaksın. Asla. O zaman herkes gerçekte kim olduğunu öğrenir. Söylesene, nasıl biriymiş İpek? Filiz, tamam, tamam. Biraz sakin ol. Derin derin nefes al, tamam mı? Kendimi yapayalnız hissediyorum ben Emre ya. Yapayalnızım ya. Yapayalnız hiç kimsem yok. Filiz, bak deme öyle lütfen. Ben yanındayım senin. Bana yardım etmek istiyorsan bunu parayla pula yapamazsın. Anlamam artık lütfen. Ben senden onları istemiyorum ki. Ya benim istediğim sadece sevgi. Sırtımı güvenle yaslayabileceğim biri. Ya ben ayrı istiyorum. Ben zaten yıllarca yalnızdım. Hiç kimsem yoktu. Emre dayanamam. Ben bundan sonra da yalnız kalmaya dayanamam. Ne olur yapma, ne olur beni yalnız bırak. O sana yalvarırım. Yeliz, bak yapma böyle. Sen çok güçlü bir kadınsın Zeynep. Geçecek, tamam mı? Hepsi. İyi ki varsın Emre. İyi ki yapmaz. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Canım. Kahvaltınız için. Afiyet olsun. Hicran Hanım. Benim size söylemek istediğim bir şey var. Nasıl biriymiş İpek? Öyle işte, gördüğün gibi. Komik mi Beyto? Değil mi? Ya siz hayırdır ya böyle sürekli bir fısıldaşmalar. Ne konuşuyorsunuz deyince dalgaya vurmalar, lafı çevirmeler falan. Oo, amma yaptım be bro. Adam gibi cevap ver o zaman. Bro. Nasıl biriymiş İpek? Ne öğrenecekmişiz hakkında?
Ya geçen gün biz amcamın tespihlerine bakıyorduk evde. Meğer İpek'in eline kadar yatkınmış bu işlere. Ben de dedim ki kızım, madem beceriyorsun bu işleri, ne sürünüyorsun pastane köşelerinde? Yap bir şeyler de herkes görsün marifetlerini. Oldu mu bro? Aldın mı cevabını şimdi? Öyle olsun bakalım. Ya Berkay, senin canın çok mu sıkılıyor? Ya gidip kendine şöyle bir meşgale falan mı bulsan? Ya sürekli bir tripler. Ya o ne, bu ne, şu kim? Yani baydı biraz. İyi günler. İşletme sahibiyle görüşebilir miyiz? Buyurun. Benim. Belediyeden geliyorum. Dükkan hakkında şikayet var. İşlem yapmam gerekiyor. Emre nerede? Çalışma odasında. Ben çok hata yaptım biliyorum. Size söylememem gereken cümleler sarf ettim. Ama görüyorsunuz işte. Bedelini çok ağır ödedim. Çok özür diliyorum sizden. Lütfen beni affedin. Yeliz Hanım, buna hiç gerek yok. Demek ki buradasınız Hicran Hanım. Evet buradayım. Lütfen bizi yalnız bırakır mısınız? Malumunuz ailevi konular. Elbette. Hicran Hanım. Anlayış gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Konuşmalıyız. Yapacaksak önlük giyeyim mi? Üstüm kirlenmesin. Nasıl istersen. Hicran abla. Sulubayı yapacağız. Sen de gel. Bir tanem. Başka zaman yapsak olur mu? Hicran sen iyi misin? İyiyim. İyiyim. Sadece yorgunum biraz o kadar. Ben biraz hava alacağım. Size iyi çalışmalar. Görüşürüz bile. Sana bir sır vereyim mi? Hani sen önlük giyeyim, üstüm kirlenmesin dedin ya. Bence resim boyalarıyla boyanan elbiseler kirlenmez. Yani insan illa kağıda mı resim yapacak? Nasıl yani? Elbisemizi mi boyayacağız? Neden olmasın? Hadi gel, sularımızı alalım. Anlamadım. Ne şikayeti? Kural dışı işleme ile ilgili ihbar yapılmış. Mutfak nerede? Buyurun. Beyefendi. Beyefendi, bir yanlışlık var sanırım. Bizim bütün evraklarımız, izinlerimiz tam. Vergilerimizi de günü gününe veriyoruz. Beyefendi, şikayet İl Sağlık Müdürlüğü'nden yönlendirilmiş. Hijyenle alakalı ihbar var. Hijyen mi? Ya saçmalık. Ya asla kabul etmiyorum bunu. Ya buyurun beyefendi, gidelim mutfağa. Birlikte bakalım. En ufak bir mikrop görürseniz o zaman yazarsınız. Hanımefendi, benim öyle bir yetkim yok. Ben sadece geçici bildirim için buraya geldim. Nasıl ya? Dükkanı mı kapatacaksınız? Ekip incelemeye devam edene kadar burası kapalı kalacak. Lütfen burayı boşaltın. Yok artık ya. Bana kanıtınızı gösterin beyefendi. Kanıtınız var mı? Beyefendi, zorluk çıkarmayın. Zorlama arkadaşım. Çıkmıyorum. Beyefendi, son kez uyarıyorum. Eğer çıkmazsanız polise birlikte gelmek zorunda kalacağım.
Erkay, sakin ol kardeşim. Görmüyor musun? Adam emir kulu işte. Yürü, uzatmayalım, çıkalım. Ya bırak! Gitmiyorum bir yere falan. Kapatamazsınız. Ya kardeşim, ne kasıp duruyorsun? İlla yaka paça dışarı mı attıracaksın kendini? Yürü gidelim diyorum. Ne olduğunu biz öğreniriz. İpek, hadi sen de hazırlan. Gel. Gel. Geçmiş olsun. Ekiptekiler size konuyla ilgili bilgi verecekler. İyi günler. Ne olacak şimdi? Resmen mühürlediler pastaneyi. Belediyeye gidip işin aslını öğreneceğim. Bu işte bir saçmalık var. Ben de geliyorum. Gerek yok İpek. Bak zaten çok gerginim. İzin ver yalnız gideyim. Sen de burada boşuna bekleme, tamam mı? Git eve dinlen. Tada! Kör istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Bak sen şu işe. Tam seninle işimiz varken sen de izne çıktın. Allah aşkına git başımdan. Sal beni ya. Aga be, bu kızın atarı bile güzel be. Biliyorum, bana kızgınsınız. Ama yüzleşmek zorundayız. Ne düşünürseniz düşünün. İstediğiniz yorumu yapın, fark etmez. Ben sadece yapılması gerekeni yaptım. Bugün aynı şey olsa yine aynı şekilde hareket ederdim. Hem ailemiz için, hem şirketimiz için. Ama en önemlisi Yeliz için. Gerçekten öyleymiş. Haklıymışsınız. En iyisi kör gibi, sağır gibi bilmeden yaşamakmış. Bilmek lanetlenmekmiş. Ben bunu şimdi anlıyorum. Beni anladığına, konuya bu kadar makul yaklaşmana sevindim Yeliz. Eğer konuşacağımız konu buysa, gerçekten hiç gerek yok. Haklısın. Olan oldu. Kötü sözler sarf edildi, kötü şeyler yaşandı. Yapabileceğimiz bir şey yok bunun için. Zamanı geri alamayız maalesef. Ama şimdi geleceği düşünüp onu şekillendirmemiz şart. Neyi kastediyorsunuz? Şunu kastediyorum, şimdi yapmamız gereken şey olgun insanlar olarak bir araya gelip çıkarlarımızı gözetmek için en doğru adımları atmak. Çünkü buna mecburuz. Sizin bunu düşünmenize gerek yok. Zaten bir avukat ordusu bunun için çalışıyor. Yeliz, hakkı olan mirasın hepsini alacak. Emre, sen çıldırdın mı? Ben bu konuşmaların arasında daha fazla kalmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili konuşmak da istemiyorum. İyi değilim sanırım Emre. İzninizle. Efendim? Ya öyle mi? Anlıyorum. Buluşalım tabii. Birer kahve içeriz. Belki iyi gelir. Tamam. Görüşürüz. Koskoca Şirretler Kraliçesi Yeliz Hanım'ın bu hale geleceğini rüyamda görsem inanmazdım. Güzelim kadın çiçek gibi soğudu. Allah verir hastalanmasın. Saçmalama İcran. Ya bu yaptığın çocukluk. Yok. Bile bile ateşe yürümek bu. Ya bomboş bir ümit. Ya uyanılması gereken bir rüya bu. Hayal kırıklığı olmayan mahkum bir kalp çarpıntısı sadece.
Topla kendini Hicran. Yoksa bu fırtınadan sağ çıkamazsın. Gücün yok artık buna. Ya insan bunu kendi oğluna nasıl yapar ya? Bu nasıl bir babalık anlayışı ya? Sen nasıl bir adamsın ya? İftira mı atmaya başladın baba şimdi de? Sen rezilliklerinden hiç vazgeçmeyecek misin? Oo Berkay Efendi, hediyemi almışsın. Nasıl, beğendin mi? Sen seversin diye kırmızı seçtim mührü. Ya pastaneyi mühürletince eline ne geçti baba? Sana tapumu ver, ağzımızın tadı kaçmasın. Herkes yoluna baksın dedim. Ama dinlemedin. O dükkanın tapusunu alana kadar pes etmeyeceğim, haberin ola. Elinden geleni ardına koyma. Beni yıkıp geçmedikten sonra o tapuyu asla alamayacaksın. Bu iş inatlaşmadan çıktı baba. Bu pastane onur meselesi artık benim için. Tada! Ya peşimi bırak demedim mi ben sana? Aynı evde kalıyoruz, hatırlatırım canım. Evet ama şimdilik. Uzatmaya niyetim yok, merak etme. Ne o? Yolculuk mu var yine? Ben değil canım, sen gideceksin. En kısa sürede göndereceğim seni o evden. Kendi akrabalarımın evinden. Tatlım sen uçmuşsun ya. Dikkat et de kanatların kırılmasın. Bu defa elime düşersen acımam. Ne saçmalıyorsun sen be? Ne diyorum biliyor musun? Bana yardım etmezsen Derviş amcam da Hicran ablam da her şeyi öğrenir. Tüm detaylarıyla. Boş yapıyorsun. Hiç kimseye hiçbir şey anlatamazsın. Bunu ikimiz de biliyoruz. Kızım bu parayı bulmazsam biterim ben. Gerçi benim için fark etmez. Ha polisin elinden, ha peşimdeki adamların elinden. O yüzden kulaklarını aç, beni iyi dinle. Senin gerçek yüzünü öğrenmelerini istemiyorsan bana yardım edeceksin. Ha şöyle, yola gel. Tek seferde bitecek iş zaten. Her şeyi ayarladım ben. Gece gideceğiz, halledeceğiz. Tereyağından kıl çeker gibi. Sonra sen sağ ben selamet tatlım. Elimden geldiği kadar alttan almaya çalışıyorum. Ama buna müsamaha gösteremem Emre. İmza yetkimi bile almana ses çıkarmadım. Çünkü böyle bir saçmalık yapacağına bir an bile ihtimal vermedim. Lütfen bana bunun doğru olmadığını söyle. Üzgünüm ama doğru. Ya aklımı oynatacağım. Bütün hisseleri Yeliz'e bırakmayı nasıl düşünürsün? Çünkü Nazım Bey böyle istedi, o yüzden böyle olacak. Peki sizin başka bir fikriniz var mı? Hı? Ne yapalım? Hırsızlık mı yapalım? Yani ya da hakkımız olmayan hisseleri elde etmek için oyunlar mı oynayalım? Ne yapalım? Emre, aklını başına topla. Sen dünkü çocuk değilsin. Yılların tecrübesine sahipsin. İş hayatında duygusallığa yer yoktur. Her tarafımız kurtlarla çevrili. Hepsi pusuya yatmış, bizim bir açığımızı bekliyor. Sen de çıkmışsın, Yeliz'e payını devretmekten bahsediyorsun. Ya işten zerre kadar anlamayan birine nasıl yetki vermeyi düşünürsün? Başka ne yapsaydım hala? Kızın hakkını gasp mı etseydim? O sırrı saklamaya devam mı etseydik? Ne yapsaydık? Bu durumu manipüle etmeye kalkma. Sen de biliyorsun. Ona bir kuruş bile zararım dokunmadı. Parasını işlettim. Elde ettiği kârı hesabına kuruşu kuruşuna yatırdım. Bak, yine aynı şeyi yaparız. Kârını veririz, kazancını katlarız. Ama yeter ki hisseler bizde dursun. Bak, böylesi hepimiz için en iyisi. Hala sen durumun farkında değil misin? Hı? Genç bir kadının dünyası başına yıkıldı. Yemiyor, içmiyor, sürekli ağlıyor. Ya sen bunları görmüyor musun? Sen bunları görmeyecek kadar kör mü oldun ya? Ya da bunları umursamayacak kadar kalpsiz mi oldun hala? Ne yapıyorsun sen?
Sadece profesyonelim. Ya yapma hala ya. Şov daha yeni başlıyor. Hepiniz benim kim olduğumu öğreneceksiniz. Çok güzel oldu. Hadi ellerimizi silip dersimize başlayalım. Ben de yardım edeyim. Ha. Bu burada kurusun. Biz derse geçelim. Hadi gel. Şimdi... Bak, bu bir çınar ağacıdır Melek. Son derece heybetli olduğu için gölgesi de en büyük ağaçlardan biridir. Her zaman çok güçlü ve dimdiktirler. Dış etkenlerden kolay kolay etkilenmezler. Üstelik içleri kurusa bile yaşamaya devam ederler. Buna inanabiliyor musun? Peki, sana koca çınarla sonbahar rüzgarının dostluk hikayesini anlatmamı ister misin? Tamam o zaman. Bugün çınar yok. Onun yerine -100 Melek'i konuşalım. O ne demek? Fındık burun bugün çok üzgün görünüyor demek. Neyin var en iyi dostum? Anlatmak ister misin bana? Hicran ablam ıslak bakıyor. Gözlerine hep toz kaçıyor. Ne yapsam geçmiyor. Peki bunun için bu kadar üzülmene gerek var mı? Var. O benim Hicran ablam. Ağlamasın. İşte dersi iyi dinleseydin, Hicran ablanın da iyi olduğunu anlardın. Çünkü Hicran ablan bir çınar ağacı. Gölgesinde seni sarıp sarmalıyor. Dallarıyla seni bağrına basıyor. Tamam, bazen sert rüzgar esiyor. Onun da yaprakları üşüyor. Ama Hicran ablan çok güçlü. Kökleri çok sağlam. Eğer onu tekrardan mutlu etmek istiyorsak, gözlerindeki bulutları sevgiyle dağıtabiliriz. Böyle somurtarak değil. Teneffüs zamanı. Gelebilir miyim? Tabii. Tabii ki. Ne güzel yaptın da geldin. Biz de koca çınarın altında biraz keyifleniriz. Ne? Çınarı anlamadım. Her yerine sevgi taşan çınar. Melek seni merak etti de biraz. Hep üzgün üzgün bakıyorsun. Nasıl mutlu edeceğim bilmiyorum. Ağlayasım geliyor. Bir tanem, ben gayet mutluyum. Ya, çünkü sen yanımdasın. Benim canımı kimse sıkamaz. Gel. Bir tanem benim. Bana bak, bu son şansın. Bana yardım ettin, ettin. Etmezsen evdeki herkes gerçeği öğrenir. Anladın mı?
Dur, dur. Dur, yavaş. Dur şimdi. Şuraya atalım. Oh. Hoş geldin kızım. Hoş buldum Dervşimci. Yorulmuşsun bayağı. Uğraşıyorum biraz. Hayrola evlat? Eve baktık be amca. Alıcıyız da. Kim ne derse desin, bu iş kitabına uygun çözülecek. Pamuk helvalık yeter. Ya seni öpe öpe artık bir şeker komasına gireceğim ben. Hadi bakalım gel şunları atıştıralım birazcık. Evet. Hadi bakalım. Afiyet olsun meleğim. Hicran. Ya gerçekten iyi misin? Ben de endişelendim senin için. İyi olacağım. Şey, ben de size bakmaya gelecektim. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Tamam, o zaman dilerseniz terasa çıkalım. Olur. Buyurun. Ev satılık değil oğlum. Daha pazarlık yapmadık amcacığım. Ya anlamadınız galiba. Ev satılık değil diyorum. Hadi uğurlar olsun. Biz alırız amca. Öyle ya da böyle alırız. Sen içeri geç kızım. İyi de satılık değil diyorum, anlamıyor musunuz? Biz de alacağız dedik. İster güzellikle, ister zorla. Nasıl olacakmış o iş? Hı? Ne böyle? Nasıl olacakmış? Ne yapıyorsun be? Bırak. Bırak dedim. Lan! Ne oluyor lan? Bırak. Bırak dedim. Lan! Yaklaşma lan. Kimsiniz lan siz? Oğlum bana bakın. İkinizi de doğrarım lan. Basın gidin buradan. Sen bayana dua et. Yine geleceğiz. Hay hay ağam. Hay hay paşam. Yine bekleriz. İyi misin Derviş amca? İyi miyim? Sıkıntı var mı amca? Yok Beyto. Yok. Senden başka sıkıntı yok. Thank you.
bugün biraz garip oldu. Ne gibi? Meseleleri biliyorsunuz. Yeliz bayağı bir sarsıldı. Yani bildiği sandığı dünyası bir anda başına yıkıldı. Çok haklı. Evet, haklı. Öyle. Öyle tabii. İşte mirastı, hisse devriydi derken bizim biraz konuşmamız gerekti. Konuşma sırasında ağlamaya başladı. Yani öyle olunca ben de onu teselli etmek istedim. Yani niyetim sadece kendisini yalnız hissetmemesiydi. Yani bakın benim tek derdim buydu. İşte o anki duygu yoğunluğundan dolayı galiba bir anda sarıldı bana. Yeliz bu kadar yıpranmışken ben de onu refüze etmek istemedim. Emre Bey, bana bunları anlatmak zorunda değilsiniz. Yani bu konular beni ilgilendirmiyor. Yani Yeliz Hanım'ın yanınızda olduğunu bilmiyordum. Bilseydim rahatsız etmezdim. Yani ben Zehra'ya yardım etmek için kahvaltınızı getirdim. Yanlış bir zamanlama oldu. Kusura bakmayın, çok üzgün. Ben de çok üzgünüm. Yani şeyden dolayı, bu bitmek bilmeyen meseleler, başka başka konulardan dolayı sizinle bir türlü rahat rahat konuşamadık. Gitmek istediğinizi söylediniz. Gitmenizi istemiyorum. Kalın. Eğer kalırsanız bizi çok sevindirirsiniz. Hem Meleği, hem de beni. Şimdi bunların konuşmanın sırası değil. İzninizle benim yapmam gereken işler var. İyi misin Derviş amca? İyiyim, vallahi iyiyim. Çakallara bak. Niyece dadanırlar mahalleye. Sıçan girdiği yeri kokuturmuş. Sen geldiğinden beri bu mahallede hiç vukuat eksik olmadı. Beyto, senin bu işte parmağın var mı? Amca, hatırlatırım. Seni o adamlardan kurtaran benim. Bana doğruyu söyle. Bu işte parmağın var mı yok mu? Anlaşıldı. Yaz günü kar yağsa benden bileceksin. Uzun ettin. Çek git de seninle olurdu. Neyse. Ben daha fazla baş ağrıtmayayım. Hay Allah. Kim bunun tavuğuna kış dedi? Abi, ne oldu sana? Pastane Elif'in de öyle de kalacak. Ben biliyorum senin derdini. Sadece para. Abi, abi, ah. Nereden bilirdin böyle olacağını? Ben korkudan sana bir şey anlatamadım. Niye anlatamadın Kerim Hanım? Abi, beni tartaklayanlar da bunların adamlarıydı. Bunlar çete abi, çete. Zorla evimi elimden almaya çalıştılar. O adamların bizim Beyto ile ilişkisi olmasın? Yok be abi, nereden çıkartıyorsun? Çete diyorsun bunlar, çete. Amca, hala, sağ olun evinizi açtınız. Sofranızda yer verdiniz. O çanta ne oğlum öyle? Nereye gidiyorsun? Elbet bulurum bir yer. Bu yaşama kadar nasıl geldiysen, bundan sonra da bakarız çaresine.
Hakkınızı helal edin. Abi ne oluyor? Amca. İnsanın kendi evinde misafirlik mi olurmuş? Bırak o çantayı. Biliyorum bana gönül koydun. Sana haksızlık ettim. Kusura bakma. Estağfurullah amca. Ben daha fazla rahatsızlık vermek istemedim. İnsan beşer. Bazen şaşar oğlum. Hadi o çantayı odana bırak, beni üzme. Tamam o zaman. Elini öpeyim. Çember daralıyor. Düşün Ali'ye, düşün. Acilen bir çözüm bulmalısın. Saltanatım çöküyor. Her şey elimden kayıp gidiyor. Melekçi. Sen benim bu dünyadaki tek kan bağımsın. Tek akraban. Lütfen affet beni. Zehra. Buyurun Aliye Hanım. Al. Bunlar senin. Ben anlamadım yani. Ne yapacağım bunları? Alacaksın. Nazım'ın hediyeleriydi. Artık benim için bir kıymeti kalmadı. Ben gidiyorum. Bu konağa da, yalanlar üstüne kurulu hayatımın anlamını yitirmiş hatıralarını da arkamda bırakıyorum. Şimdi çıkabilirsin. Çık dedim. Zehra sana git dedim. Ay neler oluyor ya? Zehra hayalet görmüş gibiydi. Ne oluyor, siz gidiyor musunuz? En doğru kararı vermişsiniz. Yani uzaklaşmak belki biraz iyi gelir. Neyse. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Ama şunu sakın unutmayın. Benim olan her şey aynı zamanda sizin teyze.
Sen oyunu oyna bakalım Yeliz. Merak etme. Son gülen ben olacağım. Derviş amcam uzanıyor odasında. Çayını da verdim. Dinlensin biraz, dinlensin. Kralasıcalar. Vallahi üzerimize bir kara buluttur dolaşıp duruyor. Aha Berkay. Ne yaptığını öğrenebildin mi şikayet edenlere? Yok artık. Ne yapacaksın? Anladım. Tamam, dikkat et, haber verirsin bana, görüşürüz. Kimmiş kızım, kimmiş? Babasıymış. Tövbe tövbe. Berkay ne yapacak şimdi? Ya, tam anlamadım ama paramı ne verecekmiş babasına, evine gidiyormuş şimdi. Para var, huzur var dedikleri bu işte. 40 yılın başı doğru bir laf ettim Beyto. Vallahi gözüme girdin. Hadi gel otur da sana bir çay getireyim ben. Ben koyarım ben. Yok kızım yok, sen otur, otur sen. Ben yemeğe de bakacağım. İnsan para için neler yapar biliyor musun? Bak mesela ne yaptılar Derviş amcaya? Ya aynısını da Hicran ablan için yaparlarsa? Adi herif. Sen mi yaptırdın? Ben söyleyeceğimi söyledim. Bu daha başlangıç. Kendi gözlerinle gördüm. Eğer teklifimi kabul etmezsen bu alacaklardan sen sorumlusun. Derviş amcanı da Hicran ablanı da tekrar görmek istiyorsan benimle gelirsin. Bu yaptığının bedelini ödeyeceksin. Kısmetsiz misin oğlum sen ya? Çaydanlıkta su kalmamış, kaynaya kaynaya bitmiş. Su koydum altına, birazdan getiririm. Önemli değil hala. İçmiş kadar oldum. Biz de tam İpek'le çıkıyorduk zaten. Aa, nereye ayol? İki lafın belini kıracaktık. Biraz daha oturalım madem. Yok yok. Berkay söyledi. Mal gelecekmiş bugün. Pastane kapalı. Gidelim de adamlar kapıda kalmasın. Biraz gecikebiliriz, merak etme bizi. Belki çıkışta sahilde bir dondurma yeriz. Ha iyi. Bana da getirin dondurma, tamam mı? Vişneli ve çikolatalı olsun. Derviş amcan da kaymaklı sever. Hicran ablam neyi seviyordu? Hay Allah'ım ya, ne diyorum ben? Kafa mı kaldı? Beni andı sanki. Neyse. Olmadı bir hediye paketi yaptırırız, göndeririz ona da. Aman siz benimkini unutmayın da, yarım kilo yeter bana. İyi tamam. Ya hadi o zaman. Şey mi oldu Zehra? Ali Hanım gidiyor. Terk ediyor konağı. Bunları da bana verdi. Nazım Bey'in yadigarlarıymış. İstemiyorum artık dedi. Tamam. Ali Hanım'la ben konuşurum. Bunlar ne olacak? Odanıza bırakıyorum. Bırak. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Bence var. Bakın, bana kızmakla haklısınız. Ama benim başka çarem yoktu. Nazım amcaya bir söz verdim. Tüm hayatımın bir yalan üstüne kurulu olduğunu bile bile yaptın bunu.
gözümün içine baka baka yalan söyledin. Ortada yaşlı bir adamın vasiyeti ve genç bir kadının istikbali vardı. Ben herkesi korumak istedim. Korumaya çalıştığın her şey kumdan bir kale gibi yerle bir oldu. Eserinle övün Emre. Ben gidiyorum. Bu komediye daha fazla gücüm yok benim. Aliye Hanım lütfen. Lütfen yapmayın böyle. Bakın bana kızmakla haklısınız. Anlıyorum. Ama burası sizin eviniz. Hatta evinizden öte yuvanız. Bana istediğinizi yapın. Ama bizim hatamızın bedelini torununuza ödetmeyin. Meleği kendinizden mahrum bırakmayın. Lütfen. Melek için kalın. Tamam. Kalacağım. Ama sadece Melek için. Onu bu hayatın nereden vuracağı belli olmayan kötülüklerinden korumak için yapacağım bunu. Teşekkür ederim. Benden korkmana gerek yok. Ben senin teyzenim. Annen benim kardeşimmiş. Ben yeni öğrendim. Benden uzak durmakta çok haklısın Melek. Bu benim hatam. Ben sana da annene de çok kötü davrandım. Sizi çok üzdüm. Senin canını yaktım. Ama elimde değildi. Annen merdivenlerden bir kaza sonucu düştü. Tamamen kazaydı. Ama ben çok korktum. O kadar korktum ki Melek. Herkes ben yaptım zanneder. Beni suçlar diye. Bu yüzden sen sus diye sana da çok baskı yaptım. Ben çok pişmanım Melek. Ne olur affet beni, lütfen affet. Beyto yapma. Bak bırak beni lütfen. Yapamam ben o dediğini. Tamam. Teklif arasar yok. Kardeşim. Şu ikinci hediye paketini de adrese gönderelim. Hicran Hanım'a. Aynen. Tamam, tamam. Yapacağım. Ne istersen yapacağım. Dur. Bir saniye kardeşim. Teslimat iptal. Haber vereceğim ben sana. Ha şöyle. Yola gel İpek yolu. Pislik. Aa, aşk olsun. Yakışıyor mu sana böyle laflar? Hem surat asacak ne var bunda? Eski günleri yad ederiz işte.
Hadi bakalım. İş bizi bekler. Baba olacak bir de ya. Yaptıklarına bak. Ama bu işleri öyle arkadan iş çevirmekle olmuyor Esat Efendi. Madem bir derdin var, gelip benimle yüz yüze halledeceksin. Bakalım o zaman da böyle davranabilecek misin? Uzatın elinizi. Çekmeyin. Yani elinizi çekmeyin. Çok acıyor mu? Buz iyi geldi. Teşekkür ederim. Üşüdünüz mü? Ha, yok. Üşümedim. Siz yine de üstünüzü iyice örtün. Teşekkür ederim. Hayat da tıpkı bu buz parçası gibi değil mi? Bir taraftan acıyı affetirken diğer taraftan ürpertiyor. Ben seni yani sizi düşündüğüm için söylüyorum. Lütfen arabaya geçer misiniz? Beni bu kadar boğduktan sonra iyiliğimi düşünmeniz yersiz. Teşekkür ederim. Ben kendim bilirim. Ya durun lütfen. Bakın hava esiyor. Hasta olacaksınız. Bu benim problemim. Ya ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? En başından beri yapmam gereken şey. En başından beri yapmam gereken şeyi. İzninizle benim yapmam gereken işler bu. Fazla tepki gösterdim. Sağduyulu davranmam gerekirdi. Olursa olsun haksızlık ettim ona. Yok yere tavır aldım. Buna hakkım yok. Ama böyle olmayacak. Ona bir açıklama borçluyum. Onunla konuşmam şart. Sizinle konuşmak istiyorum. Hicra Hanım. Hicra Hanım.
Emre Bey'e haksızlık ettim, biliyorsun Hicran. Konuş ve yüzleş bununla. Al bu parayı. Bir daha da hayatıma karışma. Parayla işim yok benim. Dükkanı istiyorum. O pastaneyi benden alamayacağını sen de çok iyi biliyorsun baba. Aklınca bana bir oyun oynamaya çalıştın. Ama boş. Ben o pastaneden vazgeçmem. Bu oyun fazla uzadı artık. Al şu parayı. Bitsin. Sen kimin parasını kime veriyorsun lan? Kaç kuruşluk adamsın? Önüme attığın para zaten benim. Senin gibi bir babam olduğu için utanıyorum, biliyor musun? Al şu parayı da. Belki kafalayacak başka bir kenar mahalle Dilber'i düşürürsün. Lazım olur. Sakın. Tek kelime daha etme. Ne yaparsın lan? Söylesene, ne yaparsın? Yeter be! Canım. Sizinle konuşmam. Söylemem gerek. Tamam. Önce siz söyleyin, buyurun. Melek uyudu mu? Evet, uyudu. Süper. Yani... Öyleyse... Eğer siz de müsaitseniz... Dışarı çıkalım mı? Ben de sizle gideyim mi? Tamam o zaman. Ben mantımı alıp geliyorum. Bekleyin, tamam mı? Tamam bir tanem.